konuklar, değerli misafirler. Esenyurt ilçemizin düzenlemiş olduğu kahvaltıya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gelmenizle İstanbul'a güneş doğdu. Esenyurt'a güneş doğdu. Adaylarımızla güneş doğdu. Bildiğiniz gibi 31 Mart'ta Esenyurt ilçemizin nasıl ve kimler tarafından yönetileceğine karar vereceğiz. Bölgemizde partimizi temsilen de ama esasen Esenyurt halkını temsil etmek üzere aday oldum. Bildiğiniz gibi ben işçi kökenliyim, bir kardeşinizim. Çalışmanın ne demek olduğunu, çalışanların neye ihtiyacı olduğunu yakinen bilen bir kişiyim. Sokaktan sizden biriyim. Öncelikle rant için değil, halk için belediyeciyim. Bildiğiniz gibi daha önceden hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. Hiçbir iş direkt devletin kendi imkanlarıyla yapılmıyor. Hep ihaleye, taşeronlara veriliyor. Birinci, ikinci, üçüncü taşeron. Ana taşerona ulaşmamız neredeyse mümkün değil. Onun için öncelikle diyoruz ki taşeron sistemini tamamen kaldıracağız. Belediyenin bütçe görüşmeleri halka açık olacak. Halk meclisleri oluşturacağız, mahalle meclisleri oluşturacağız. Yaşlarımız için sağlıklı üreten ve sosyal olanakları zengin merkezler kurulacak. Cami ve cem evlerine arsa temininde inşaatta destek olunacak. Kamu yararlı örgütlerinin belediye vergileri azaltılacak. Hayvan hapishaneleri değil, insanlarla barışık olan hayvan barınakları kuracağız. Randevuyu kaldıracağız. Efendim, belediye başkanı seçildiğim anda ilk önce yapacağım işlerden birisi bu. Kesinlikle vatandaş bürokrasiyle uğraşmayacak. Kapıyı tık tık çalacak. Ben vatandaşım geldim, şu sorunum var diyecek belediye başkanına. İstediği zamanda günün 24 saati gerekirse beni evimde bile olur. Beni rahatsız edebilecek. Ve şunda vaat ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ben sokağımı ve mahallemi terk etmeyeceğim. Aynı sokağımda oturacağım. Aynı halkımla beraber, aynı sosyal imkanlarda yaşayacağım. Esenyurt'un değerli vatanseverleri, değerli öncüleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Değerli dostlar, önce şunu söyleyeyim. Türkiye seçim sonuçlarından hiç çözüm üretemedi. Bir bunun altını çizeyim. Bu bir defa büyük gerçekle bir yüzleşelim. Sandık her zaman sistemin yeni sorun ürettiği mekanizmalar yarattı. Sandığa giderken geniş halk kesimlerini düşünelim. Şimdi burada Vatan Partisi'nin düzenlediği toplantılarda genelde Türkiye'nin nereye gittiği konusunda duyarlılıkları olan, hassasiyetleri olan, toplumun çıkarlarını esas alan önce aydınlarımızla buluşuyoruz. Onların genelde tercih sebepleri bellidir. Ama bir de günlük yaşamının koşuşturmacası içerisinde olan, o zorluklar içerisinde ayakta kalmaya çalışan, ailesini yine geçindirme konusunda büyük zorluklar içerisinde olan geniş kitlelerin algılarını yönetmek için bir mekanizma kurmuşlar. Bakınız mekanizmaya. Hazineden paraları veriyorlar. Hazineden değerli arkadaşlar, son 10 yılda siyasi partilere o kadar çok para verdiler ki 10 yılda partilere verdikleri parayla tam 56 tane, oturduk hesapladık, 56 tane 350 yataklı hastane yapıldı. Bir tiyatro oynanıyor. Değerli arkadaşlar, bu bir tiyatrodur. Ve buradan açıklıkla söyleyeyim. Hazineden aldığınız milyonlarca lirayla değil de Vatan Partisi gibi halkın gücüyle karşımıza çıkın. Büyük para olanaklarıyla değil. Sandıktan çözümün çıkması için bu sistemin, bu çıkar ilişkilerinin parçası olmayan partinin çıkması lazım. Mustafa İlker Yücel ismim. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'yım. 1982 yılında Karşıyaka'da doğdum. Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde eğitimimi aldım. Osmanlıca okutmanlığı yaptım. 2013'ten beri de gazetecilik yapıyorum. Türkiye Gençlik Birliği kurucuları içerisinde yer aldım. Kamuoyunda FETÖ davaları olarak bilinen Ergenekon Balyoz Operasyonları sırasında bu davalarda yargılanan birisiyim. Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiğimiz için 15 yıl olarak hapis cezası ile yargılanmıştık ama beraat ettik çok şükür. Şimdi Vatan Partisi bana adaylık görevini verdi. Programımızı anlatmaya çalışıyorum.
Merhabalar, ismim Zeki Aksoy, Tokat Tukal, Erikli Tekke köyü doğumluyum. 13 yaşımdan beri İstanbul'da yaşıyorum. İşçiyim, emeklisiyim. Esenyurt'ta Vatan Partisi belediye başkanı oluyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle ekonomik bozukluktan ve ülkemizdeki bu darbeden sonra, ekonomik krizden sonra bizim de millici, birleştirici politikalarımızdan dolayı çok olumlu cevaplar, tepkiler alıyoruz. Çok büyük destekler görüyoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Vatan Partisi'nin Esenyurt İlçe Başkanıyım ben. Adım Sami Ekşi. Eser'de çalışmalarımız çok yoğun tabii. Adaylarımız hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız hem de Esenyurt Başkan adayımız. Bölgemizde çok yoğun çalışmalar içerisinde sürekli mahalle programları yapıyoruz. Çok iyi tepkiler var. Adaylarımızın tabii çok iyi projeleri olması vesilesiyle halk içinde yani oldukça ilgi yoğun. Onu görüyoruz. Gel bir daha gel. Tamam. Güzel.